Sağ bacağınızı bir çiziyorum. Bu sizin sağ bacağınız. Sağ. Benim gibi ayakta düz duruyorsunuz. Bacağınızın içinden bakıyorsunuz. Şurası kasık. Şurası diz. Şunlar parmaklarınız. Şurası da iç topuğunuz. Bir bacakta 3 tane toplar damar var. 3 tane boru var. Ayaktan kan alıp kalbe götürüyor. Bunlardan birincisi cildin altında kasa kadar. Diğeri kasların içinde, diğeri dizin arkasında hep beraber kasıkla birleşiyor ve kan hep yukarı doğru götürüyor. Tamam. Bu damarlardan şu bacaktaki kanın %9'unu, burası %90'ını, burası da %1'ini taşıyor ve kan hep yukarı çıkıyor. Yer çekimi aşağı düş demesine rağmen bile düşmüyor. Çünkü tek yönlü çalışan kapakları var. Buraya kadar tamam mı? Tamam. Yani kan gidiyor, kapak açıldı, kapak açıldı, kan gitti, kapak kapandı, öpüştü, kan düşemiyor aşağıya. Devamlı açıp kapanarak sistem bu şekilde işliyor. Burası normal hocam. %90'da hiçbir kan aşağı düşmüyor. %1'inden de çıkan çıkıyor, kapanınca normal hiç düşmüyor. Ama %9'luk damarın giden kan aşağı düşüyor. İşte buna dış varis denir. E niye dış? Cildin dışında değil halbuki ama kasın dışında. Burada olsaydı iç varis diyecektik. Şimdi dış varis. Şimdi bu tablo çok nadir rastlanan tablolardan biri. Çünkü iç taraftaki kapağımız çok iyi çalışıyor. Şu da iyi. Hiç bağlantı varis yok. Ekstra bir şey yok. Cildinde de ciddi bir şey yok. O nedenle sana çok nadir söyleyelim. İki tane opsiyon sunacağım. Bunlardan birisi. Kası hiç açmadan dizine oradan gireceğiz. Bir kateterle şuradan. Damarını iptal edeceğiz bozuk olduğu için. Bu lazerle yapabiliriz. Radyo frekansla yapabiliriz. Veya yapıştırıcıyla yapabiliriz. Ben normalde bunu çok çok nadir tavsiye ederim. Çünkü genelde bacakta şu kapakta bozuk olduğu için yalnız bunu düzeltmek yetmez. %90'lığı da düzeltin, kapak onarımı yapın derim. Ama burada yalnızca bu bozuk. Bu damara aşağıya kan geliyor. Kapatabiliriz. Veya kasıktan girelim. Şöyle bir kesiyle şu kapağı onarırım ve onardığım zaman o damarın orada durması senin işine yarıyorsa bırakırım. Artık çünkü aşağı kan düşmüyordur. Veya işe yaramıyorsa şu sıfırdan bağlar, damarın bir kısmını çıkarır. Tamam mı? Böylece o işten kurtarırsın. Birinde ne var? Bir kesi var 3-4 santimlik kasada. Diğerinde ise hiç kasıkta kesi yok. Ciltten bir iğneyle girme işlemi var. Kasıktan kestiğimizde bir gece yatar sabah taburcu olursun. İğneyle girdiğimizde bir saat sonra taburcu olursun, yarım saat sonra. O yüzden bunun kararını size vereceğim. Bırakacağım. Siz olsanız. Ben olsam. Yani hangisi? Şimdi ben olsam ameliyat. Kasıktan. Ameliyatı öneririm size. Evet, hem de damar, hem de damar korumalı işleme başlarız. Damarını yerinde bırakarak, kapağı onararak çıkmayı öneririm size. Hiçbir organı yok etmek istemem. Ama başka doktorlara da gideceğin için tahminen ya da gitmişsen. Yok gitmedim. Tamam ama şunu her zaman önerebilirler. Bunu da ben özellikle kameraya çekerek anlatıyorum ki çok nadirdir yalnızca bu damarın bozuk olduğunu. Herkes cildin içinde olduğu için hep bütün damarlara benim iç varisim var diyor. Bu iç varis değil, bu dış varistir. İç varis bu ana damar, %90. Ve genelde bu kapak hep bozuk olduğu için şunu yapmak yalnızca makyaj yapmaya benzer. Makyajı yap, gönder. Halbuki içteki buzdağının göremeyen yüzü duruyordur. O nedenle size bunu özellikle anlattım. Ama yine benim önerim damar korumalı şöyle küçük bir kesiyle ameliyatı yapmayı öneririm.